şu geniş omuzlu. Bir dur sapma. Aman geliyor. Toparla toparla. Kalk kalk. Kamera gibi. Şşş, ne diyorsun? Güzel. Gülüşsüz mühim hanım. Duyuyorum. Bir şey demek istedi aslında arkadaş. Şeyden bahsediyorduk. Bu kahvenin kokusunu duyuyorum. Taze kahve kokusu. Nerede benim kahve? Hemen hazırlayıp hemen getiriyorum. Şöyle hemen. O zaman görüşürüz. Aa, tatlım. Efendim. Sana demedim. Polen'e dedim. Efendim hanımcığım. Gitmeden bir kahve içelim ki. İçelim tamam. Yiğit ben kahveye geçiyorum. Dönüşte uğrayacağım yanına tamam mı? Tamam. Gizemciğim odaya yolla kahveleri. Tamam. Gizem mi? Gizem diyor bana. Sen hem gidelim. Gidin tabii. Buyurun. Buyurun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Cami, siz kahve? Yok. İçerim. Sert olsun. Abla ben delireceğim artık. Ne oldu? Ne oldu ablacığım? Ne oluyor? Bir anlatır mısın şöyle tantane? Ya gerçekten Can artık beni deli ediyor. Hasta edecek beni. Deme elimden bir kaza çıkacak. Niye ki? Ya daha ne olsun? Beni deli ediyor. Beni gerçekten deli ediyor. Aho Can David. Nasıl geçti toplantı? Emre bak beni biliyorsun abi. Ben özünde son derece kibar, beyefendi, centilmen, tahammüllü, sabırlı bir adamım. Bunu biliyorsun hemen öyle bir şiddete meylediğim falan öyle bir derdim asla yok benim. Özünde ben şiddete karşı bir adamım aslında. Hani böyle bir sıkıntım varsa gidiyorum. Hani başka şekilde spor salonunda falan hallediyorum mesela. Dışarıda değil. Yani kibarlığa katılıyorum. Centilmenliğe katılıyorum. Şiddet konusunda. Bir... Emre bak ben şimdiden söylüyorum. Sonra şaşırmayın, şok olmayın diye şimdiden bak söylüyorum. Ben bu Yiğit'i döveceğim. Tamam mı bak? Ben iyi de adam döverim ha. Biliyorsun beni iyi adam döverim. Tamam mı? Bu elimde kalacak benim. Abicim saçmalama ya. Allah Allah. Ablacığım şöyle bir oturur musun? Sana bakarken benim başım... Hayır, oturmayacağım. Benim kesinlikle enerjimi atmam gerekiyor. Ben gerçekten katil olacağım. Elimden bir kaza çıkıyor. Canı keseceğim ben. Anneme söylersin. Uygun mu? Dille anlat anneme. Acaba kickbox biliyor mudur? Jiu-jitsu biliyor mudur bu? Teknik biliyor mudur yani? Anlatabiliyor muyum? Biliyorsa hani gideceğim spor salonu. Hangi spor salonundaysa gideceğim oraya. Tamam mı? Orada çözeceğim bu işi yani. Çünkü teknik bilen adamla benim vicdanım rahat olur yani. O şekilde. Çünkü öyle tamam yani bilmiyorsa tamam üzülebiliriz onun için ama biliyorsa eğer orada işte işin rengi değişiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Yok. Ben gerçekten onu görmeye tahammül edemiyorum. Ya bassın gitsin buradan. Ben onları baş başa gördükçe benimle kafayı yiyeceğim. Doktor bul bana. Bana doktor. Sen beni neden oturtmuyorsun? Evet lütfen oturur musun? Benim de başımı döndürdün zaten. Otur bir sakinleş lütfen. Bilakis sağ ol. Ay tamam. Ya ihbar süresini de unuttum tamam. Yeni işine başladı gitti diyoruz tamam. Geliyor dibimde yine beni sinir ediyor ya. Yeni bir işe başladım yeni bir hayata adım attım hop karşıma çıkıyor. Sürekli karşıma çıkıyor. Hanımlar. Ahit merhaba nasılsın? Sağ ol sen. İyi sağ. Ne yaptınız bitti benim işim siz ne durumdasınız? Gülmek insanı iyileştiriyor dedikodu yapmaktan. Evet öyle laflıyorduk biz de işte. Ha. Alo Osman. Aa burada mısın? He. Eve bakmak mı? O nereden çıktı ya? Yo doğru söylüyorsun tabii yavaş yavaş bakmamız lazım ama. İyi tamam bekle ben geliyorum hemen. Tamam. Osman gelmiş ev bakmaya gidelim diyor. Tamam bekletme o zaman. Hadi görüşürüz. Evlilik hazırlıkları. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Ben de artık toparlanayım. Keşke üst katta tutsaydınız. Oh ne güzel be. Kendime ait bir masam var mesela. Ajansta benim masam sonradan oldu. Bana sonradan masa verdiler. Allah Allah. İyi yani memnun olmadan sevindim. Çok memnunum. Ben ajansta getir götürücüydüm. Ve onu getir diyorlardı. Mesela görev tanımım bile yoktu doğru düzgün. Çayı götür diyorlardı. Alıyordum çayı götürüyordum. Geldim Can Bey. Buyurun Can Bey, çayınız diye mesela götürüyorsun çayı. O da çok beğeniyor. Ya sürekli bir beklenti içindeler ama rahatsız ediyorlar. Sürekli bir gürültü var. Ben ne kadar verimli olabilirim ki o şartlar altında? Mümkün değil. Ama burası öyle mi? Burası müthiş.
Güzel değil mi? Sessiz, sakin. Burası çok güzel. Yüksek tavan. Sen de taktın yüksek tavana. Yüksek güzel yani ama işte, ya bir de şu var ama işte o da gidecek zaten. Ya tek sorunumuz bu olsun bizim. Tamam güzel. Madem bu kadar güzel çalışma alanımız var yani çalışmaya başlasak mı acaba? Hani roman hakkında biraz tamam yani yazdığın şeyleri okutmak istemiyorsun, çekiniyorsun anlıyorum ama böyle belki biraz konuşuruz ha? Sen de istersen tabii. Tabii ki konuşuruz. Ben buraya çalışmaya geldim. Masama geçelim. Tabii. Şöyle oturayım. Ne düşünüyorsun peki hikaye hakkında? Yani var mı kafanda bir taslak? Evet. İsminin erkenci kuş olmasını istiyorum. Ve kendi hayallerimden, kendi hayat hikayemden yola çıkıp yazıyorum bu romanı. Güzel, güzel, güzel. Yani zaten yazarlar ilk devamlı kendi hikayelerin hakkında başlıyorlar, öyle yazıyorlar değil mi? Yani daha gerçek, daha yaşanmışlık olsun, daha güzel olsun. Ne oluyor peki başka? Küçük bir mahallede yaşayan ama büyük hayalleri olan bir kızın yolculuğunu anlatıyorum aslında. Hayalleri o kadar büyük ki hem hayallerinin büyüklüğü hem de kabına sığamamasından bahsedeceğim. Karakterin gerçek olmasını istiyorum. Yani mutlaka yaşaması gerekiyor karakterin. Güzel. Peki niye adı Erkenci Kuş? Çünkü hayalleri o kadar büyük ki yani güne yetişemiyor. Hayallerini gerçekleştirmek için de erken kalkmak zorunda kalıyor. Ve ailesinin bakkalı var. Her sabah erkenden o bakkalı açıyor. Bayağı karakteri oturtmuşsun. Konusu da hazır bu gidişatı. Bence bir an önce başlamalısın. Daha finali belirlemedim. Yani yeni yeni başlıyor ama zaten hemen söylemem finalini belirlediğimde de. Ha tamam okey olsun. Yani, bence bir an önce yazmaya başlamalısın o zaman. Tamam. Selam. Ha Polen. O zaman ben çalışmaya başlayayım. Ben de seni bekliyordum ya. Gel odaya geçelim. Oda spreyi. Yok mu ya? Oda spreyi yok mu burada? Heyecanla bekliyorum. Evet. İnsan ailesini seçemiyor. Sen nazar değecek sana. Ne alakası var? Neden? Neden? Hiç bilmiyormuş gibi bir de bana oyunlar yapma böyle. Al şunu. Tamam CC, tamam. Siz de işinize bakın. İşine bak. Yürü. Gel buraya. Gel. Hı. Herkesin gözü senin üstünde. Nasıl bakıyor herkes görmüyor musun? Ama asıl görmesi gereken Can Bey daha gelmedi. Can mı? Hı. İlgilenmiyorum. Nasıl? Yani o kişinin ismini duyunca bana bir şey olmuyor. İlgilenmiyorum. O kişi dediğin Can Bey. Evet. Ya hiç etkilenmiyorum ben ismini duyduğumda. Söyle bak. Can Bey. Can. Kalbim resmen atmıyor gibi şu an. Öldüm mü acaba ben? Tansiyon yok, şeker yok, kolesterol yok. Hiçbir etkilenme durumum yok. Gayet iyiyim. Ama yani senin bu nasıl bir ilişki denklemi? Böyle bir şey yok. Böyle giyinmişsin manken gibi. Rakkada takkada geldin buraya. Yangın çıktı biraz önce koridorda. Neden? Cevcev, bu benim her zamanki halim. Birkaç eşya unutmuşum. Geldim, alacağım, gideceğim. Bu kadar. Eşyaları... Can Bey. Etkilenmiyorum Ceyda, etkilenmiyorum. Can Bey geliyor. Ne diyorsun? Topla eşyalarını hadi sana. Eşyalarını toplamaya gelmiştin ya. Eşyalarını toplasana. Neden eşyalarını toplamıyorsun? Eşyalarını hemen topla. Hadi topla, topla. Niye bakıyorsun abi? İnsan var ya çok zorluyorsun. Benim birkaç eşyam caminin odasında kalmış da. Onları alayım çıkayım. İşinize bakın! Can Bey. Kolay gelsin Can Bey. Ben birkaç eşyamı unutmuşum sanırım. Aklınızı almaya gel... eşyalarımı almaya geldim de. Helal. Helal. Tükürüm yenizime kaçtı. Konsantre olamadım ben de dedim.
eşyalarım burada olabilir mi acaba diye. Olabilirsin, neden olamayasın? Olabilir yani. Koku? Ah, ben çok parfüm sıktım sanırım. Rahatsız olduysanız hele ben pencereyi açayım. Sakın. Hayır. Soğuk. Kaçmasın, açmasın. Açma, kalsın. Rahatsız olmayayım diye söylüyorum. Olmuyorum. Aslında. Niye biliyor musun? Çünkü hafiften böyle incelen, ufaktan nezle de gibiyim. Öksürdüm falan, oradan da anlamışsındır. Biraz burnum tıkalı. Alıyorum kokuyu ama böyle çok buram almıyorum yani. Şansa bak. Kafi miktarda alıyorum. Mikrop çok. Kırılıyor ortalık. Belki virüs falan kapmışsınızdır. Mikroptan dolayı. İyi. Ben o zaman eşyalarıma bakayım. Şeyler mi? Dosya mı? Çok pardon. Yani şey olmuş ya biraz. Şey olmuşsun yani. Mesela? Doğru kelimeyi de bulmaya çalışıyorum şimdi. Yani iddialı. Orası kesin, Allah nazarlardan saklasın zaten. Evet, değişik sanırım. Doğru kelime. Nasıl değişik? Değişik olmuşsun yani. Değişik olmuş. Hı-hı. Sen de öyle. Hı? Topuzun ilk güne dönmüş. Ha evet. Daha çok yakıştırıyorlar. Nasıl? Evet evet, iyi. Yani takılar falan. Yine yıldızlar. Galaksi kurmuşsun tekrar. Güzel, hoş. Kemer detayım var. Evet. Hoş, çok beğendim. Şimdi şeyi merak ediyorum. Albatros dövmen mesela. Albatros acaba yerinde mi yoksa kaçıp gitti mi? Kaçsa da o döner. Eğitimli ya. Eğitimli bir kuş. Üstü döner. Dönmez. Dönmez o. Takılar falan rahatsız etmiyor herhalde. Güzel. Seni düşündüğüm için. Sonuçta çocuk değilsin. Ama yine de rahatsız etmesin diye söylüyorum. Ben aynıyım ya, bildiğin gibi işte. Ben her zaman ben yani de sen bir acayip. Yani bak, hava kapalı. Sulu sulu kar yağıyor. Lapaya dönüşebilir her an yüksek ihtimal. Yani mevsime çok uygun gelmedi kıyafetin. Biraz açık yani şey. Üşütebilirsin yani, üşürsün gibi geliyor bunlar. Anladım. Yani şey, arkadaş olarak ben uyarıda bulundum zaten. Çok sağ ol arkadaşım. Bulabildin mi aradığın şeyleri? Dosyalarımı buldum, kendi işlerimi buldum da kalpli kalemimi arıyorum. Ha, evet. Kalpli kalemim. Kalpli kalemimi buldum burada. Tamam. Kalem bile kalpli, yani kalp var kalemde. Benimki kırıldı. Ben vereyim kalbimi. Kalemimi vereyim. Lazım olmaz diye düşünüyorum bu saatten sonra artık. Olmaz diyorsunuz. Hı-hı. Görüşürüz o zaman. En azından kısa bir süre için. Şey, dosya sanki. Dosya, kaldı. Dosya evet. Dosya kaldı orada, evet. Dosyayı alayım. Çünkü bunlar benim son çalışmalarım. Alayım. Yine de dövmeyi kontrol edin derim ben. Ay, zehir gibi yakışıklı. Aa, bulanık görüyorum. İnsafsız, ne yapmış öyle ya? Kum saati gibi. Sen en azından yardım ederim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya bir şey yok. Bir saniye. Allah Allah. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Tutsana bunu. Aa. Senin bu ne hal? Ne hali ya? Üzerini değiştirmişsin. Üzerimi değiştirdim. Tabii ki üzerimi değiştirdim. Yani elbiseyle mi dolaşacağım? Yayın evindeyim. Burada çalışıyorum ben sonuçta. Ayrıca gönderilmesi gereken mesajlar gönderildi. Alayım. İsrar etme. Giymeyeceğim o elbiseyi. Ay Allah akıl fikir versin. Ablacığım sana ben ne diyeyim? Leyla. Emre Bey. Fikri Harika'nın tasarlayacağı yemek kitabıyla ilgili görüşmek istemiştim. Tabii, buyurun, oturun. Nasıl yardımcı olabilirim? Sözleşme yapılacak biliyorsun.
Birkaç detay var görüşeceğimiz. Yiğit sana yönlendirdi. Sözleşmeyle ilgili bir şeyse avukatla görüşseniz daha iyi olur sanırım. Yok yok, bütçeyle ilgili. Burası finans departmanı değil mi Leyla? Ya da beraber çalışmadığımız için size hanım demeliyim belki de. Çok da şey değil Emre Bey. Emre Bey bende az alışkanlığı. Çok sorun değil nasıl içinizden geliyorsa. İçimden neler geliyordu? Efendim? İçimden diyorum. İçimden geldiği gibi davranmamalıyım diye düşünüyorum. Evet, bütçe diyordunuz. Ben bütçeyi inceledim. Bir sıkıntı, bir sorun yok bence. Bence bir sıkıntı var. Bütçe bu işlere karşılık biraz az. Can Bey ile Polen Hanım'ın dostluklarının hatırı göz önünde bulundurularak böyle bir bütçe düşünüldü. Yok yok, biz o dostlukların hatırını falan düşündük. Ancak bu profesyonel bir işbirliği olduğundan böyle karar verildi. Yani anlayacağın, sözleşmedeki şartları birazcık iyileştirmemiz gerekecek. Gereklilik? Ben böyle bir gereklilik görmüyorum Emre Bey. Biz yeni kurulan bir yayın eviyiz. O yüzden de bütçemiz bu kadar. Şimdi Can Bey bizim sadece fotoğraflarımızı çekecekti. Ama daha sonrasında kendi isteğiyle, buranın özellikle altını çizmek istiyorum, kendi isteğiyle art direktörümüz olmak istemiş. Yazarımız da güvendiği ve kendini iyi hissettiği insanlarla çalışmayı tercih ettiği için biz de sizin bu teklifinizi kabul ettik. Neyle? Bu kadar resmiyete gerek yok. Yani pazarlık yapmayacağım seninle. Sonuca gelelim. Gelelim. Sonuç olarak da bizim size verebileceğimiz bütçe bu Emre Bey. Bizim ödediğimiz bütçeyle çalışmayı kabul eden Deniz Bey, Can Bey ile problem yaşadığı için ayrıldı. Yani bu durumda da Fikri Harika'nın bu bütçeye çok da itiraz etmemesi gerekiyor sanırım. Evet, yeterince açık oldu mu? Var mı başka bir sorunuzu cevaplayabileceğim? Yok Leyla. Güzel, iyi günler. Yani harika bir yemek sanatları workshop olacak Can. Şimdi böyle arkadaşım bahsedince ben de böyle bir gelirim demiş bulundum ama şimdi düşünüyorum. Eğer ben bu atölyeye gidersem bu network'e inanılmaz bir giriş yapmış olurum. Bence ya, faydalı olur. Hem de Can çok ünlü bir şef geliyor. Evet. İnanılmaz iyi düşünmüşsün ya gerçekten. Ama ben bir şey daha düşündüm Can. Etkinliğe senin de adını yazdırdım. Yani birlikte gideceğiz. Ya... Nereye gidiyorsunuz bakalım birlikte böyle? Hı? Dün size de bahsettiğim yemek workshopu var ya, ondan bahsediyorum ama Can hayır diyor. Aa, niye? Şu tipime bak bir anne bak. Hiç böyle şeyleri seviyor gibi hal var mı benden ne ya? Ha? Ay ama ne kadar güzel yemek yapar Can. Ya biliyorsundur. Evet. Aynen tamam işte bak zaten yemek yapmayı da seviyorsun. Anladın mı? Sana çok iyi gelecek. Ayrıca ben şuna eminim ki sen o etkinliğe girdiğinde aklına muazzam fikirler gelecek kitapla ilgili. Ya bak görüyor musun? Akıl akıldan üstünde. Çok güzel düşünmüşsün Polen'cim. Sen de nazlanma artık. Şimdi bak Polen de eğer sen gitmezsen arkadaşına karşı mahcup olacak. Kim bilir seni kaydettirebilmek için kaç kişi dışarıda kaldı değil mi? Evet Can. Hadi ne oldu? Kırma beni. Tamam. Tamam. Harikasın. Ben sana garanti veriyorum. O kadar güzel geçecek ki bak görürsün. Burayı böyle düzenleyelim de böyle bir giriş olduğu için. Salim. Leyla. Hanımefendi. Kime baktınız? Ya ben kızlarıma bakmıştım da. Anne. Salim çocuğum. Anneciğim. Ne işin var burada senin? Geçiyordum uğradım. Annen mi? Evet. Merhaba, Yiğit ben. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Anneciğim, hoş geldin. Ne işin bayağı benziyorsun. Hoş bulduk çocuğum. Ne bu sorgu sual? Aklıma esti geldim. Gelemez miyim çocuğum? Niye öyle sorgular? Gelirsin, gelirsin tabii ki. Ne güzel yaptınız da geldiniz. İyi ki geldiniz ya. Biz hep buradayız, hep bekleriz. Çok rahat bir yer yalnız. Çok ferah, çok güzel beğendim. Hakikaten hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, güzel değil mi? Yüksek tavan. Evet. Böyle rahat rahat olsun, ferah ferah, rahat rahat çalışalım dedik. Çok da rahatlamamak lazım. Neden dersiniz? Sonuçta burası bir iş yeri, bir iş yeri ciddiyeti lazım sonuçta değil mi? Kesinlikle. Biz çok ciddi çalışıyoruz. Olabildiğine ciddiyiz biz. Güzel. Ölümün olduğu bu dünyada hiçbir şey çok da ciddi değildir demiş Kafka. Ölüm derken? Yani... Ölüm gibi bir konu varken hani diğer bazı meseleler ciddiyetini kaybediyor anlamında. Yok, ciddiyet çok önemlidir Yiğit Bey. Kaybetmemek lazım. Sonra insan kalır öyle ciddiyetsiz, ciddiyetsiz. Değil mi anneciğim? Bak şurası benim ofisim, gel bir de orayı gör. Yok yok, ben gördüm göreceğimi çocuğum. Hadi ben şey yapayım ufak ufak. Tamam, o zaman dolmaları alalım. Yana çay koyarız, yeriz biz onları. Ya size değil canım, Allah Allah. Kimin o zaman bunlar? Hesap mı vereceğim ben size?
Geldim gördüm gidiyorum şimdi. Tamam hadi hadi selametle. Hadi. Yine bekleriz. Ciddiyiz inşallah hadi. Ayfer abla buralarda oturuyordu değil mi? Çat kapı gelmez çünkü annem başka türlü. Galiba çok yakın bir arkadaşı. Böyle hep bir şeyler yapar, eli dolu gider öyle. İşimin başına döneyim ben ciddiyetimle. Kolay gelsin. Ben de ciddi bir şekilde odama gideyim ben. Tamam.